Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. <laughs> kullanın, <otopratiye> gidin. <laughs> Raffles'ın sunduğu Kopenhag Galatasaray maç önü programından herkese merhaba. Programa geçmeden önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Konu Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi olunca heyecanlanmamak elde değil. Böyle bir akşamın tadı da Raffles ile bir başka oluyor. Biz de şimdiden Raffles'larımızı sipariş verdik. Raffles'la futbol heyecanını doyasıya yaşayacağız diyelim ve programımıza geçelim. Kopenhag Galatasaray maçı psikolojik olarak da, fiziksel olarak da İlk maçtan çok daha farklı şartlar ve faktörlerle oynanacak. Kopenhag'ın Danimarka basınına verdiği demeçleri iki maç özelinde değerlendirirsek Kopenhag ilk maça daha çok Galatasaray'ın bir önceki sezonuna atıfta bulunarak gelmiş. Kamuoyunu ona göre hazırlamış. Takım sanıyorum ki bu mental yapı üzerine dizayn edilmiş. Yani Türkiye'de Kopenhag biraz daha grubun zayıf halkası gibi görünürken Danimarka'da da grubun zayıf halkası olarak Galatasaray'ın göründüğünü söylememiz mümkün. Bu maça ise daha çok Galatasaray'ın bireysel yeteneklerinin ve onların çözdüğü maçların üzerinde durarak Danimarka ekibi maça hazırlanıyor. Ve şunu söylememiz gerek. Kopenhag Şampiyonlar Ligi'ne farklı bir mental yapıyla, lige farklı bir mental yapıyla Hazırlanıp ikisini birbirinden net çizgilerle ayırıp ona göre mücadele eden bir takım. Dilerseniz maçın detaylarına geçelim. Galatasaray beklediğimiz üzere yine aynı kadro yapısıyla çıkacak. Sol bekte bir değişiklik olması söz konusu olabilir. Galatasaray'ın ilk 11'i kalede Muslera, sağ bek Sasha Boy, defansın merkezinde Davinson Sanchez'in yetişeceğini düşünüyorum. Davinson Sanchez, Abdülkerim, sol bekte Angelinho. Savunmanın hemen önünde Lucas Torreira, Kaan Ayhan. Sağ kanatta Hakim Ziyech, forvet arkasında bir tereddüt olabilir. Mertens mi, Kerem mi? Ben Kerem'in başlayacağını düşünüyorum. Sol tarafta Zaha, ileri uçta zaten Mauro Icardi yer alacak. Son maçında 3-4-3 sistematiğiyle sahada yer alan Kopenhag muhtemelen Galatasaray maçına 4-3-3 gibi bir formasyonla çıkacak. Fakat Kopenhag'ın 4-3-3 anlayışı Avrupa'da diğer 4-3-3 oynayan takımlara kıyasla çok daha farklı. Bunu tahta üzerinde göstereyim dilerseniz. Hücum esnasında 4-3-3 yayınmış gibi görünen Kopenhag savunma esnasında birden 4-1-4-1 şeklini alıyor şu şekilde yerleşiyor. İleri uçta Klasson oynadığı zaman o da orta sahaya eklemleniyor. Yani 4-6 gibi bir kurguyla sahada alan parselasyonunu uyguluyorlar. Birazcık Kopenhag top kendisindeyken neler yapıyor, top rakibe geçtiğinde neler yapmaya çalışıyor bundan bahsedelim dilerseniz. Kaleci Grabara Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çeken performanslarından bir tanesine imza atıyor bu sezon. Kaleci ile topu buluşturdukları noktalarda sahanın ölü alanı olarak adlandırılan çok fazla kullanılmayan şu bölgelerini sprint atan oyuncularla doldurduklarını görüyoruz. Kaleci topla buluştuğu anda Sabek ya da Sol bek geriye doğru çekiliyor ve baskıyı geniş uzun bir alana yaymaya zorluyor rakibini. Kaleci mutlaka bek oyuncularından bir tanesiyle paslaşıyor. O süre zarfında savunmanın merkezini iki oyuncu kontrolü altında tutarken ön taraftan baskıya gelen oyuncuları da bir taraftan top kendisindeyken marke etmeye çalışıyorlar. Bu enteresan. Rasmus Falk Şampiyonlar Ligi'nin bu sene sanıyorum ki en fazla X faktörü dolduran oyuncularından bir tanesi. Rasmus Falk bence maçın X faktörü aynı zamanda Kopenhag oyununun sürdürülebilir yapısını da sağlayan baş aktörlerden bir tanesi. Rasmus Falk adeta beyni ile top arasında sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyebileceğimiz bir biçimde oynuyor ve sahayı enine sürekli kat eden bir oyuncu. Nerede üçüncü adama ihtiyaç varsa Rasmus Falk orada. Genelde sol tarafa eklemlendiği pozisyonlarda sağ taraftan sağ kanat oyuncusunu içe doğru ikinci forvet olarak yerleştirip iç koridora yerleştirip sağ bek oyuncusunu hemen ön tarafa çizgiye bastırıyor ve asimetrik bir yerleşime sahip oluyorlar. Bu tip pozisyonlarda top savunmanın sol tarafında oynarken sağ taraftan Kopenhag alan kat etmeyi tercih ediyor ki rakip savunma kendisinin sol tarafını kapatmaya çalıştığı pozisyonda arka tarafta birebir oyuncuları bıraksınlar. Genelde sistematikleri bu biçimde. Her maça farklı şekilde hazırlanıyorlar. Her maçta farklı kilit rollere sahip oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi serüveninde Galatasaray'ın karşılaşacağı en zor müsabaka. Maç özelinde hem yapısal olarak böyle hem de Kopenhag'ın hazırlanma kriterlerine bakarsak bu maç Galatasaray'ın Manchester United maçından da Bayern Münih maçından da daha zor olacaktır. Top kendisindeyken Galatasaray'ı ters tarafta eksik yakalamaya çalışacak olan Kopenhag topu rakibine kaptırdıktan sonra ön alanda keskin bir ön alan baskısı uyguluyor ve faul yapmaktan bu noktada çekinmiyorlar. Dilerseniz bunu da tahtada gösterelim. Kopenhag'ın ortalama bir hücum setini dizdik şu anda. Galatasaray topu Kopenhag akını esnasında kaptığında Kopenhag sahada bu şekilde. Yerleşiyor. Arkada Denis Wawro çok önemli bir oyuncu. Denis Wawro'nun şampiyonlar ligindeki istatistiklerini ekranda da görüyor olacaksınız. En fazla isabetli pas atan oyunculardan bir tanesiyken aynı zamanda en fazla savunma aksiyonla imza atan oyunculardan da bir tanesi Deniz Vavro. Enteresan bir yönü var. Çok teknik olmamasına rağmen 3. bölgeye driplingle taşıdığı toplarda oldukça etkili. 3. bölgeye attığı isabetli paslar genelde şut pasına dönüşebilecek kadar tehlikeli bölgelere atılıyor. Burada Galatasaray'ın alacağı bir risk söz konusu olabilir. Deniz Vavro'nun topla birlikte gittiğinde kilit pas atmaya zorlandığı pozisyonlarda top kaybı yapma olasılığı da aynı derecede yüksek. Yüksek risk, yüksek verim prensibinden yola çıkarak Galatasaray Deniz Vavro'nun arkasını işleyebilir. Kopenhag ön alanda baskıyı uyguladıktan sonra özellikle iç koridorlardan şekillenecek rakip akınlarına karşı ön tarafta 5'li bir blok oluşturup arka taraftan 3 kişiyle bunu destekliyor. 5 saniye içerisinde topu elde edemediyse hemen savunma setine geçip yeniden 4-5-1 şeklini alıyorlar. Galatasaray'ın bu noktada yapması gereken şey Kopenhag'ı kendisine baskı yapmaya davet etmek. Genelde Kopenhag ikinci bölge girene kadar rakiplerine müdahale etmiyor fakat kendisi atak yaparken top kaybettiyse ön alan baskısını agresif biçimde yapmaya çalışıyor. Galatasaray Kopenhag'ın ön alan baskısı yapacağı şekilde bazen ekstra yatay paslar yapması gerekebilir. Yatay pasları yaptıktan sonra enine dripling yapması gerekebilir. Çünkü Kopenhag'ın en fazla karşılamakta zorlandığı hususlardan bir tanesi bu. Kopenhag oyuncuları genelde birbirlerine yakın dörtlü bloklarla rakibini baskı altına almaya çalışan mesela sahanın şu bölümünde de göreceğiniz üzere Ziyeş'e atılması muhtemel bir topun her açısını kapatıp aynı zamanda açıları kapatırken oyunculara da pres uygulayan bir anlayışa sahip. Burada yatay dribling yapan bir oyuncu kendisini çevrelemiş 4 tane oyuncunun en az 3 tanesini kendi bölgesinden ve pas kanalından uzaklaştırıp farklı bölgelerde savunma yapmaya itiyor. Galatasaray'ın ikili üçlü varyasyonları çok doğru biçimde kurguladığını varsayarsak savunmanın arkasına sızmak çok zor olmayacaktır. Kaleciden bahsetmiştik az önce. Kaleci Kamil Grabara çok etkili bir kaleci. Hava toplarında cepheden gelen toplar da çok etkili bir kaleci. Eğer bir zafiyetinden söz etmek söz konusu olursa bunu da Kopenhag'ın savunma aksiyonları esnasında anlatalım dilerseniz. Kopenhag savunma aksiyonları esnasında az önce de bahsettik. 4-5-1 şeklinde diziliyor. Galatasaray'ın Kopenhag kendi yarı sahasında kompakt olarak yerleştiği pozisyonlarda yapması muhtemel. Aksiyonlar neler olmalıdır? Bunu birazcık tarif edelim isterseniz. Galatasaray kanatlar üzerinden top taşıyarak gitmeye çalışan bir takım. Bu takımda iki tane 6 numarayla oynamanın da getirdiği zaruretlerden bir tanesi. Galatasaray merkezden top taşımaya çalışırsa bu maçta muhtemelen duvara çarpmış gibi geri dönecektir. Galatasaray ikinci bölgede agresif prese zorlayıp Kopenhag İkinci bölgede oluşturacakları ikili üçlü blokların arkasına. Yatay dripling esnasında bırakacağı paslarda avantaj sağlayabilir fakat burada Deniz Vavro devreye girecek. Galatasaray'ın Deniz Vavro'yu özellikle bir oyuncuyu marke ederken yakalaması lazım. Icardi'nin Deniz Vavro'ya doğru hareketlendiği pozisyonlarda şayet oynarsa Kerem, Mertens oynarsa Mertens, Deniz Vavro'nun ön bölgesine doğru koşu atmalı. Yatay dripling yapan oyuncunun da Mertens'i ya da Kerem'i hangisi oynayacaksa bu topla buluşturması hayati derecede önemli. Bu noktada sağ bekin pozisyon alma sıkıntısı devreye girecektir. Galatasaray'ın Zaha'yı topla buluşturduğunu varsayalım. Angelinho ile birlikte alver yapıldı ve Zaha topla buluşturuldu. Zaha kendi üstüne 2-3 tane oyuncuyu çektiği pozisyonda. Kerem yahut Mertens. Şu bölgeye koşu attı. Icardi Deniz Vavro ile eşleşti diyelim. Bu noktada Zaha'yı tutması gereken oyuncu Yelert iken burada arkaya doğru koşu atan oyuncuyu mu almalıyım yoksa dripling yapan oyuncuyu mu durdurmalıyım ikilemini yaşıyor. Genellikle sağ maç içerisinde sık sık yaşadığı problemlerden bir tanesi bu. Galatasaray burayı işleyebilir. Bunun ters yönünde atak geliştirirken Galatasaray Sasha Boy ve Hakim Ziyaş arasında kurduğu pas bağlantılarını ters tarafta Yelert ve Zaha'yı birebir bırakmakta kullanmak durumundadır. Kopenhag bu şekilde rahat bir şekilde aşılabilir. Kopenhag'ın son oynadığı lig maçında da geçtiğimiz Bayern Münih ve Manchester United maçlarında da ceza sahası içerisinde rakibi karşılamaya çalıştığı zaman şu şekilde savunmasını daralttığını görüyoruz. Bu şekilde daralan bir savunmada forvet arkası oyuncusu, bek oyuncusunun üstüne koşu attığı pozisyonlarda Yelert onunla birlikte hareket edip arka taraftan gelecek artı bir aksiyonun x faktörünü sürekli göz ardı ettiğini görüyoruz. Bu noktada topla buluşacak oyuncular kalecinin zafiyetlerinden bahsederken atak varyasyonunu anlatırken bahsederiz demiştik. Bu noktada Grabara'nın diz hizasına atılacak çaprazdan toplar özellikle yakın direğe atılırsa Galatasaray açısından çok ciddi bir gol şansı doğurabilir. Şimdi bu varyasyonları Galatasaray çeşitli zamanlarda deneyecektir. Kopenhag Galatasaray'ın bu şekilde kendisini yakalamaması gerektiğini düşünüp buna göre savunma biçimi dizayn edecek ve topla buluşan oyuncuya 3 kişi 4 kişi birden baskı uygulayacaktır. Tam da bu noktada Lucas Torreira'nın ön tarafa sağlayacağı artı bir oyuncu katkısının çok değerli olacağının özel altını çizmeliyiz. Galatasaray'ın sol taraftan bitiriş üzerine yapacağı varyasyonlardan bahsettik. Topun Kopenhag'a geçtiği zaman dilimlerinde de Galatasaray'ın 3. bölgeye sol taraftan geldiği zaman dilimlerinde de maçın kritik eşleşmesiyle karşılaşacağız. Kevin Dix ve Hakim Ziyech eşleşmesi olacaktır. Kevin Dix isabetli paslarıyla, bölge atlatan paslarıyla, özellikle ön alan baskısı yapan takımların bloklarının arkasına attığı paslarla takımının en öne çıkan oyuncularından bir tanesi. Ön tarafta kullanılan orta sahanın üçlüsünün sol içi olarak oynatılan Lerager'le birlikte kurdukları pas korelasyonları rakiplerin bloklarını kırma açısından çok başarılı. Buradan kurguladıkları atakları Aşuri ile birleştirmeleri yüksek olasılık. Aşuri oynarsa, El Yunus'u oynarsa onun için de aynısı geçerli. O yüzden Hakim position Top Kopenhag'a geçtiği dönemlerde Kevin Dix'in pas kanallarını ne kadar kapatacağı, Galatasaray'ın hakim Ziyaş'ı hangi bölgede topla buluşturacağı, Kevin Dix'in ne zaman Ziyaş'ın üstüne gideceği iki taraflı muallak olan durumlar burada takımların birbirlerine kuracakları dominasyonları en belirleyici eşleşme ortaya çıkacak. Ziyaş Dix eşleşmesi. Bütün bu detaylardan bahsettikten sonra maçın bir de zor tercihine gelelim. Mertens Kopenhag karşısında ilk tercih edilecek oyunculardan bir tanesi olarak görülebilir. Kopenhag'ın kendi kendisine göre sol iç koridorunu kapatma ve savunma biçimi özellikle Rasmus Falk'ın sürekli orada üçüncü adam olma zaruretinden dolayı işlenebilir bir bölge gibi görünüyor. Fakat Mertens'in bu kadar sert, bu kadar agresif oynayan bir takıma karşı ilk 11'de tercih Edilmemesine de saygı duymak lazım bu noktada Kerem'in ön alan enerjisinden, Kerem'in sertlikten yılmayan yapısından ve inatçılığından faydalanmakta söz konusu olabilir. Okan hocanın burada daha kreatif ataklar mı yoksa daha aktif bir ön alan presi mi konusunda ikileme düşeceğini ve maçın zor tercihinin Kerem mi Mertens mi sorusu üzerinden yapılacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ve Kopenhag'ın artılarından eksilerinden hücumda ve savunmadaki bütün varyasyonlarından bahsettiğimizi düşünüyorum. Kopenhag şu anda içinde bulunduğu durum itibariyle 3 olasılıklı olacak bir maça çıkacak. Kopenhag bu noktada mental olarak 3 sonuca da hazırlıklı olması olası bir takım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüvenini güzergahını belirleyecek olan sonuç aynı zamanda Kopenhag'ında Avrupa macerasını belirleyecek olması maçın önemini ekstra olarak arttırıyor. Bence Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi grubunda bulunuyor şu anda Galatasaray. Bu kadar ciddi, herkesin iddialı olduğu bir grup çok uzun yıllardır da bence yaşanmıyordu. Maçın 80 dakika boyunca çok ciddi fiziksel mücadelelere yol açacağını, bunun neticesinde sakin kalan tarafın da Avrupa'da yoluna devam edeceğini ekliyorum. Raffles'ın sunduğu Kopenhag Galatasaray maç önü programının böylelikle sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın.